Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Muhterem hazirun, sizlere hicretin bize öğrettiklerini Kanada'da yaşamamız münasebetiyle Kanada örneğinden yola çıkarak arz etmek istiyorum. Biraz konu başlıklarımızdan bahsetmek istiyorum. Öncelikle bir giriş bölümümüz var. Ardından hicretin bize hayata dair öğrettiklerinden bahsetmek istiyorum. Ardından yabancılardan öğrendiklerimizden bahsedeceğim. Daha sonra kendimize dair, hizmete ve hizmetteki arkadaşlarımıza dair öğrendiğim bazı hususlardan bahsedeceğim. Ardından da diğer Müslümanlardan, diğer Müslüman kardeşlerimizden öğrendiklerimizden bahsedeceğim. Ve sonuç cümlelerinde söyleyerek bugünkü sunumumu bitirmiş olacağım Allah'ın izni ve inayetiyle. Bu sunumda biraz kendi hikayemden, kendimden bahsetmem umarım sizleri rahatsız etmez. Rahatsız edici bir şey, bir rahatsızlık verirsem de şimdiden bundan dolayı özür dilemek istiyorum. Hicreti ve hicretin bize öğrettiklerini Kanada zaviyetinden ve kendi hikayemden bakarak anlatmaya çalışacağım. 2016 Temmuz 15 öncesi 6 yıl kadar Mekke Medine'ye gelen hacı ve umrecilere rehberlik yapıyordum. Uzun süreli bir batı ülkesinde de daha önce yaşamamıştım. Dini mekanlar etrafında izole bir hayat yaşıyorduk. Kutsal mekanlarda ibadet uygulamaları ve mekan anlatımları yapıyor ve Türkiye'de bulunduğumuz kısıtlı dönemlerde de yine oralardan bahsederek vaktimiz geçiyordu. Buralarda anlattığımız en önemli olaylardan birisi de hicretti. Mekke-Medine ve Medine-Mekke arasında otobüslerde, hususi araçlarda kaç defa hicreti anlattığımı hatırlamıyorum. Bu yolculuklar sırasında da Hoca Efendi'nin 1990'ların başında yaptığı Nam-ı Celil-i Muhammedi isimli 15 dakikalık sohbetini kaç defa dinlediğimi veya dinlettiğimi hatırlamıyorum. Ve o mekanlarda da Efendimizin Medine-i Münevvere'ye ulaşınca yaptığı Hazreti Nuh'un duası Rabbi enzilni munzelen mübareken ve ente hayrul münzilin. Rabbim beni güvenli ve bereketli bir yere ulaştır. Çünkü insanı geleceği, gideceği yere ulaştıranların en hayırlısı sensin duasını da Arafat'ta, Mina'da, Müzdelife'de, Tavaf'ta, Ravza'da kim bilir kaç defa anlattığımızı da hatırlamıyorum. Bu sohbette Hoca Efendi hicretin faziletlerinden bahsediyor. Efendimizin güneşin doğup battığı her yere benim namı celilim ulaşacak dediğinden bahsediyordu. Ardından da eski Moğolların ülkesine de ulaşacağından bahsediyordu. Tüm bunları yaparken ve dinlerken bir gün eski Moğolların ülkesi olan Kanada'ya hicret edeceğimiz hiç aklımızın ucundan bile geçen bir şey değildi. Şimdi hayata dair öğrendiklerimizden biraz bahsedecek olursak, ülkeden ayrılmanın zorluğunu öğretti hicret bize. Cidde'den beni İstanbul'a getiren uçak 14 Temmuz 2016 günü saat 23.45 civarında havaalanına indiğinde daha 24 saat geçmeden bir gün sonra olacakları kestiremezdik. Ve bir müddet çıkamadık ülkeden. Yurt dışında bulunan herkes çıkmam yolunda nasihatlerde bulunuyordu. Fakat çıkmamız Ekim sonuna kadar kaldı. Ekim sonunda ayrılırken İstanbul semalarından ülkemize baktığımızda yerin altı ve üstündeki maneviyatın ülkeyi terk ettiği gibi bir his hakim oldu bize. Rusya, İngiltere üzerinden ABD'ye ulaşmamız Kasım ayını buldu. Nitekim Mekke'ye, Medine'ye dönüp oradan mücavir olarak yaşama gibi bir düşüncemiz vardı. Fakat kendisine bunu sorma ihtiyacı hissettik. 2015 haccı sırasında kendisiyle bir telefon konuşması olmuş ve duasını almıştık.
O kanaldan kendisine sordurduk ve kuzeydeki ülkeye gitmemi tavsiye ettiği, yani Kanada'ya gitmemi tavsiye ettiği söylendi. Bir ay kadar Amerika'da kaldıktan sonra da bu ülkeye gelmiş olduk. Fakat ülkeden ayrılmanın zorluğunu iliklerimize kadar hissetmiş olduk. Bunun dışında mülteci olmanın zorluklarını yaşadık. Amerika'dan buraya geldiğimiz gün sabah namazını kılıp yola çıkmıştık. Üç muhacir arkadaş ve ciddi ciddi hicrete niyet ederek yola çıktık. O gün mevsimin ilk karı yağıyordu. Bizi sınıra getiren araçtan hızla inip ormana daldık. Yanımıza aldığımız pusula yardımıyla kuzeye doğru yürümeye başladık. Yarım saatlik bir yürüyüşten sonra sınıra ulaştık. Bir yarım saatlik yürüyüşten sonra da yerleşim beldesine ulaştık. 911'i arayıp sınırı kaçak geçtiğimizi, mülteci olmak istediğimizi yarım yamalak İngilizcemizle polise ilettik. Polisi aradıktan sonra yola çıkıp beklemeye başladık. Hak ve adalet için nelere katlanabileceğimizi de öğrendik. Durumumuzun acınacak bir durumda olduğunu ancak polis bizi almaya gelen polisle göz göze geldiğimizde bunu anlayabildik. Zira farkında değildik ama belimize kadar kar yağışı altında ıslanmıştık. Polis bileğimize kelepçe taktığında ise yol arkadaşlarımdan birisi hüngür hüngür ağlamaya başladı. Memlekette başımıza gelmedi ama burada geldi diyordu. Polis bizi arabasına aldığında ilk işi ısınmamız için ısıtıcıyı açmak oldu. Merkeze götürdüğünde ise üzerimizi değiştirecek bir kıyafetimiz bile kalmamış, bütün eşyalarımız ıslanmıştı. Bir gün gözaltında tutulduktan sonra serbest bırakıldık ve şimdi yaşadığımız şehre doğru gitmek için önce yakın bir yerleşim yerine, ardından da otobüsle bu şehre doğru yola çıktık. 5 saatlik bir yolculuktan sonra kar tipi içinde menzile ulaştığımızda içimizde bilinmezlere doğru yelken açmanın heyecanı vardı. Ve hicret bize dost bir yüz görmenin huzurunu da öğretmiş oldu. Çok dosta sahiptik fakat bir günlük filmleri aratmayan bir maceradan sonra bizi almaya gelen bir dosta bir daha bırakmamacasına sımsıkı sarılmıştım. Ardından gittiğimiz yurdumuzda başka başka dostlarla tevafuk ettik, sarıldık, kucaklaştık. Kader birliği yaptıklarımızla geçiriyorduk zamanımızın çoğunu. Fakat atmosfere keder, hüzün ve ümitsizlik hakimdi. İlk fırsatta kendimizi bir bodrum katta olsa bir eve attık. Kendi ayaklarımız üzerinde durmaya çalışıyorduk. Öğleye kadar dil kursuna, öğleden sonra da iş bulup işe çalışmaya gidiyorduk. Bu vesileyle tam bir yıl inşaatta çalıştım. Kışın -25'e kadar çalıştığım günler oldu. Bu süreçte öğrendiğim en önemli şeylerden birisi hesap vermenin çok zor olduğunu. Yaklaşık 2 ay sonra mülteci mahkemesine çıktım. Şansıma dişli bir hakim çıkmıştı ve beni tam 18 ay uğraştırdı. 18 ayda 6 oturuma, 6 mahkemeye çıktım. 2 avukat değiştirdim. Hakimin bana sordukları beynimde şimşek gibi çakıyordu. Bugün hala tesiri üzerimde diye söyleyebilirim. Sorular şunlardı. Fethullah Gülen neden taraftarlarını Türkiye'de memur olmaya yönlendiriyor? Türkiye'de dini bir devlet kurmak gibi gizli bir ajandanız mı var? Hizmette hiyerarşik yapı var mı? Bir sıralama yapsak sen kaçıncıya gelirsin? Neden buraya geldin de Türkiye'de dağ başında yaşamayı tercih etmedin gibi sorular bizi epey zorlamıştı. Hicrette öğrendiğimiz en önemli şeylerden birisi hayata dair en önemli şeylerden birisi de zulme uğrayanların sadece biz olmadığımızı, özellikle memleketimizden bizden önce veya bizimle eş zamanlı buralara hicret etmiş Alevilerin, Kürtlerin neler çektiklerini, Güney Amerika'daki İspaniklerin neler çektiklerini, Güney Asya'daki, Vietnam'daki, Kamboçya'daki, Filipinler'deki insanların da zulüm çekip bu ülkelere gelmiş olduklarını burada gördük. Bir Alevi'nin evini tutmuştuk ve İngilizce kursunda tanıştığımız bir Kürt kardeşimiz de bize bir iş vermişti. Onunla beraber çalıştık 1 yıl boyunca.
İlk ev sahibimiz Maraşlı bir Aleviydi. Küçücük evde iki göz bir yerde dört kişi kalıyoruz. O ilk günlerimiz gerçekten çok zordu. Arkadaşlarımız aileleri ve çocuklarından yeni ayrılmışlar. Bazı yemeklerde boğazlar düğümleniyor, yemeğimizi hıçkırıklara boğarak yemek zorunda kalıyorduk. Bir akşam yatsı namazını kıldık, çay içiyorduk. Yukarıdan ev sahibi geldi. Kafayı çekmiş böyle hafif çakır keyif ama gözleri dolu dolu ağlamaklı bir şekilde "Kardeş," dedi. "Demin hanımla oturuyorduk, sizden bir Kur'an sesi geldi. Bizim evimizde hiç Kur'an okumadığını biliyor musunuz? İyi ki geldiniz buralara," dedi. "Evimizi şenlendirdiniz," diyordu. Neredeyse bir yıl orada kaldık ve bize gün aşırı da yemek getirerek kendi evlatları gibi bize baktılar. Allah onlardan razı olsun. Yabancılara dair öğrendiğimiz şeyler ise öncelikle yabancıların bizim hakkımızdaki yorumları çok enteresandı. İngilizce kursuna başladığımız ilk gün Shivani isimli Hint asıllı bir hocanın söyledikleri ömür boyu kulağımıza küpe olacak ve unutmayacağımız şeylerdi. Tanışma sırasında işte "Nerelisin?" "İranlıyım, Türkiye'liyim, Rusyalıyım," deyince dedi ki "Size," dedi, "bu üç milletle alakalı," dedi, "bir şey anlatmak istiyorum." Ve şunu söyledi: "Geçmişinde imparatorluk kurmuş milletler kendilerini başkalarından üstün görüp merkeze koyarlar. Üstün değilsiniz. Merkezde de değilsiniz," demişti. O gün bize bir şamar gibi, bir tokat gibi gelse de fakat bunun doğruluğunun, hakikat payı olduğunun anlaşılması çok geçmemişti. Zira kendimizi tanımaya başlamıştık yavaş yavaş. Ve haklarında çok şey bilmediğimiz insanlardan bilgelik görmek bizi ayrıca şaşırtmıştı. Gloria isimli Kolombiyalı bir sınıf arkadaşımın benim mahkemede sürekli mahkemeye gitmem ve bir türlü kabul alamamam karşısında bir gün bana şöyle demişti: "God's time isn't the same as our," demişti. "Tanrı'nın zamanıyla bizim zamanımız aynı değildir," diyordu. Ben mahkemeye gidip geldikçe sonucu merak ediyor, bana soruyor ve bana dua ediyorlardı. İyi haberi bir türlü veremediğimden benimle beraber üzülüyorlardı. Ve dedi ki bana, "Ben," dedi, "gençliğimde bir şeyin olmasını istediğim zaman çok dua ederdim. Olmadığı zaman da çok üzülürdüm. Ve annem bana derdi ki, 'Kızım, Tanrı'nın zamanı ile bizim zamanımız aynı değildir. Senin istediğin şeyin zamanı Tanrı'ya göre henüz gelmemiştir. Ondan dolayı duan kabul olmuyordur," demişti. Bu da bizi çok etkileyen hadiselerden bir tanesiydi. Yabancıların da insani meziyetleri olduğunu da öğrendik. Buraya geldiğimizde bir değişimlik, bir kıyafetimiz bile yoktu demiştim. Yıkayıp yıkayıp aynı şeyleri giyiyorduk ilk zamanlar. İngilizce hocamız bize bir gün kıyafet getirdi ve hazırladığı helal ürünlerden de evimize götürmemiz için yemek getirmişti. Bu da unutamayacağımız şeylerden birisi. Ve yabancılar bizim için yardım topluyorlardı. Burada mültecilerin istifade ettiği food bankler var. Neredeyse ilk zamanlar tüm gıda ihtiyaçlarımızı buradan karşılıyorduk. Buraya bu gıdaların nereden geldiği hakkında da bir bilgimiz yoktu. Biz zannediyoruz ki devlet kurmuş bunları. Bir gün kapımız çaldı bizim de ve zenci bir kadındı gelen. Diyordu ki, "Bu dönemde buraya çok fazla refüji, mülteci geldi ve food bankımızda gıdamız kalmadı. Mültecilere verecek ambalajlı ürününüz varsa hazırlayın, yarın bu saatte gelip alacağız," diyorlardı. Meğerse bu food banki mahalle sakinleri hazırlıyormuş ve mahalleden gıda toplayarak o imkanları hazırlıyorlarmış. Ve yabancıların komşuluk ilişkilerinin de çok güçlü olduğunu öğrendik. Bir arkadaşımız anlattı. Bu benim bizzat başımdan geçen bir hadise değil ama arkadaşımız şöyle anlatıyor. Yeni geldiğimiz ilk günlerdeydi. Daha yeni bir ev tutmuştuk. 11 Aralık 2016 günü evimize yerleştik. Dışarıda fırtınalı bir kar yağışı var. Eve girdiğimiz o ilk gece hanım hastalandı ve kalp spazmı geçirdi. 911'i aradım. 3-4 dakika sonra ambulans geldi. Acil hastaneye götürmemiz lazım dediler.
Üç çocukla ne yapacağımı şaşırdım. Ambulansa hastayı taşıyabilmemiz için kapının önündeki karı küre hastayı düşürmeyelim dediler bana. Evde ne kar küreyecek kürek ne de başka bir şey vardı. Elime geçen bir kolinin kapak tarafını yırtıp dışarı çıktım. Onunla kar küreyeceğim ama ne mümkün. Dışarı çıkınca bir de ne göreyim? Yaşlı bir çift, ellerinde kürek, kapının önünü temizlemişler. Bana bakıp gülüyorlar. Meğerse komşularımız ambulansı görünce tahmin edip yolu küremişler ve o gece evde kalıp çocuklarıma da onlar bakmışlardı diye anlatmıştı. Yabancılardan diğer öğrendiğim şeylerden birisi dünya problemleri hakkındaki görüşleri. Bir arkadaşımız yine bunu anlatmıştı. Dil öğrenmek için bir Kanadalı ailenin yanında kalıyor ve dünyanın problemleri hakkında konuşmayı çok severler Kanadalılar. Öyle bir sohbet açılıyor. Roger isimli adam arkadaşımıza dünyanın problemleri nedir diye sorunca arkadaşımız bizim o meşhur klasik cevabımızı veriyor. Fakirlik, cehalet ve iftiraktır deyince adam diyor ki bu çok manalı bir şey değil. Bunu anlamıyor. Diyor ki çocukluğumdan beri ben fakirlik görmedim. Cehaletten kastınızın ne olduğunu da bilmiyorum. Zira etrafımda cahil adam da yok. Ve fikir ayrılıklarının çok olması ise bir zenginliktir cevabını veriyor. Kendi dünyamızda tarif ettiğimiz problemlerin lokal olduğunu o zaman fark ettik biz de. Batılıların zihninde ise çocuk işçiler, temiz su, ekran bağımlılığı ve çevre problemleri gibi problemler vardı ve bunlardan bahsediyorlardı. Bunlardan bahsetmeyi de seviyorlardı. Anderson College isimli koleje başladığımız zaman orientation gününde söylenen iki tane temel kural vardı. Bir tanesi no gossip, diğeri de no judge. Yani hiç kimse hakkında dedikodu yapmak yok. No judge, kimseyi de yargılamayacaksınız. Kılığından, kıyafetinden, dininden, ırkından, inancından dolayı kimseyi yargılamak yok diye yasak olduğunu söylüyorlardı bizi. Batı'nın ahlak değerleri olmadığını düşünüyorduk daha önceden fakat bu bizi yanıltmıştı. Ayrıca okul kuralları arasında parfüm kullanmanın yasak olduğunu, zira herkesin parfüm alacak parasının olamayabileceğini, deodorant kullanmanın ise mecburi olduğunu, çünkü kişisel bakımınızın başkalarını rahatsız etmeyecek derecede olması gerektiğini anlattılar. Bize öğrettikleri önemli ahlaki kurallardan birisi de kadınlar size elini uzatmadan elinizi kadınlara uzatmayın olmuştu. Zira bizim yetiştiğimiz ülkemizde biz sürekli bunun tersine maruz kaldığımız zamanları hatırlıyorduk. Bunun dışında her yerde sıraya giren insanlar gördük. Gördüğümüz kadarıyla insanlar işte her yerde sıraya giriyorlardı. Sıraya girmekten, sırada olmaktan asla gocunmuyorlar ve eğlenceli hale getiriyorlardı bunu. Bizde olsa sırayı bozup kaos çıkarmak marifettir ve sıraya kaynak yapmak marifettir cinsinden şeyleri zaten hepiniz hatırlıyorsunuzdur. Bunun dışında öğrendiğimiz şeylerden birisi de ikinci el mağazaları. Her şeyin ikinci elinin bulunduğu mağazaları görmek bizi gerçekten çok şaşırtmıştı. Başkasına ait çamaşırı giymek tuhaf bir histi fakat mecbur kalınca biz de giymek zorunda kaldık. Hala oralardan alışveriş yapıyoruz. Hali vakti yerinde olanların bir elinde bağış çantasıyla eskilerini bağış yapıp mağazaya girip ardından oradan kullanılmış kıyafet alıp çıktıklarını görmek bizi hayli şaşırtmıştı. Sonra anladık ki tasarruf ve kaynakların verimli kullanılması için verilen eğitimin neticesi olarak bu uygulamanın zengin de olsa Kanadalılar arasında yaygın olduğuna şahit olduk. Bunun dışında Kanadalıların çocuk yetiştirmelerinin çok enteresan olduğuna şahit olduk. Sokaklarda, evlerde ağlayan çocuk sesi hiç duymazsınız burada. Anneler çocuklarını 6 gün yanında yatırdıktan sonra ayırıyor ve bir daha yatağını almıyor. Bunun sebebini bireysellik olarak açıklıyor ve çocukların bedeninin kutsallığıyla izah ediyorlar. Kreşlerde çocukların altını temizlerken bile izin alıp temizliyorlar. Bir arkadaşımızın kızı kreşte çalışıyor. O anlatmıştı. Diyor ki işte bebeğin altını temizleyeceğim.
Diyorum ki tatlım, şu anda senin altını temizleyeceğim ve sana bedenine dokunacağım. Bana izin veriyorsun değil mi deyip benimle konuşamayan çocuktan bile izin almak zorunda kalıyorum diyordu. Burada insanlara yarım metreden fazla yaklaşmak onları rahatsız ediyor ve bunu dile getiriyorlar. Birine dokunmanın sonu nezarette bitiyor. Çocukları evde yalnız bırakan ailelerin çocuklarını da ellerinden alıyorlar. Çok enteresan. Bu ülkenin köpeklerinin bile havlamadığına şahit olduk burada. Yabancılardan öğrendiğimiz son şey ise yaşam disiplini. Batı'da gördüğümüz önemli şeylerden biri de hayat disiplini. İlk geldiğimiz günlerde akşamları yürüyüşe çıkıyorduk. Sokaklar bomboş, evlerde ışık yok. Biz zannediyoruz ki bu insanlar sağda soldalar. Meğerse akşam 9 oldu mu yatıyorlarmış. Sabah 4'te ise kalkıyorlar. Hafta sonları özellikle cuma ve cumartesi günleri eğlenceye ve sosyalleşmeye ayırıyorlar. Pazar ve umumi tatil günlerinde ise tamamen ailelerine vakit ayırıyorlar ve aileleriyle vakit geçiriyorlar. Burada öğrendiğimiz kendimize ait önemli şeyler var. Bunların en önemlisi herkes, yani bütün arkadaşlarımız travma geçiriyorlar. Arkadaşlarımızın neredeyse tamamı ağır travmalar geçiriyor. Başımıza gelenin ne olduğunu izah etmekte güçlük çekiyorlar ve arkadaşlarımız birbirlerini suçlayabiliyorlar. Çoğu arkadaşımızın kılını kıpırtacak mecali dahi yok. Sosyal yardımla geçiniyor. Kimse geleceğe umutla bakamıyordu. Fakat şu son zamanlarda biraz durum değişti. Tersine dönmüş durumda her şey elhamdülillah. Arkadaşlarımızın yarıya yakınının ya ailesi yanındaydı ya da aile birleşimiyle aileler buluştu. Ailesi gelenleri de yeni sıkıntılar bekliyor. Geçim sıkıntısı iki katına çıkıyor. Kadın ve çocukların önü açılırsa daha hızlı entegre olabileceklerine şahit olduk. Entegrasyon adına güzel örnekler de var. Türkiye'den değil de başka ülkelerden gelen arkadaşlarımız ve onların aileleri buralara daha hızlı entegre olduklarını söyleyebiliriz. Bunun dışında yaralanmadan büyümenin mümkün olmadığını da öğrendik. Çünkü yara almadan büyüyen bir dünya yok. Fakat bilmemiz gereken bir şey vardı. Yaralarımızdan ve geçmişimizden ibaret sanıyoruz her şeyi. Halbuki geleceğe bakmamız gerekiyor. Hem de ümitle geleceğe bakmamız gerekiyor. Kendimize ait öğrendiğim önemli şeylerden birisi de bir İslam ülkesinde yaşayarak problemleri çözemeyeceğimiz, güneşin doğup battığı her yere davasını ulaştırma iddiasında olanların bulundukları yerden ayrılmaları ve lokal düşünmeyi bırakarak global düşünmeleri gerektiğini de öğrenmiş olduk. Eğer dünyanın bütün problemlerini çözme iddiasında isek, bunu Türkiye'de kalarak yapamayacağımızı, dünyanın problemleriyle yüzleşmeden en azından bunu yapamayacağımızı öğrenmiş olduk. Ve meziyetlerimizin sıradan olduğunu da öğrendik. Memleketimizde elit bir tabakayı oluşturuyorduk ama burada sahip olduğumuz meziyetlerin sıradan olduğunu gördük. Şartlar da değişmişti artık. Hizmet edebilmek için kendimizi değiştirmemiz gerekiyor. Mesela en çok övündüğümüz, yani üniversite mezunu olmak ve bir mesleğe sahip olmanın burada çok bir işe yaramadığını, gözümüzde büyüttüğümüz üniversite bitirmenin burada çok önemli olmadığına da şahit olduk. Burada kendimize ait önemli şeylerden birisi de değişmemiz gerektiği, fakat değişimin sancılı ve yavaş yavaş olacağını da öğrendik. Farkındalıklarla daha hızlı kendimizi geliştirmemiz gerektiğini öğrendik. Ve öğrendiğimiz önemli şeylerden birisi de kendimizle barışık olmamız gerektiği. Kendimizle barışık olursak daha hızlı mesafe kat edebileceğimiz gerçeğini de burada öğrenmiş olduk. Son başlığımız diğer Müslümanlardan öğrendiğimiz şeyler. Adil melikler ülkesinde serbestlik içinde yaşamanın ne olduğunu öğrendik. Gayrimüslim bir ülkede yaşıyoruz. Fakat Müslüman bir ülkeden daha rahat dini yaşama imkanı var. Hemen hemen tüm okullarda ibadet odaları var. Parklarda, bahçelerde, AVM'lerde, ortalık yerde çok rahat namaz kılabilirsiniz. Benim yaşadığım bu şehirde 650 tane mescit var. 1000 kadar da helal restoran ve market var.
Hatta bu şehirde eşcinsellere ait bir mescit bile var. Diğer Müslüman kardeşlerimizden öğrendiğimiz bir şey ise ibadet düşkünlüğü. İbadete çok düşkün olmadığımızı millet olarak zaten biliyorduk, fakat bu biraz daha gelişti burada. Ramazanlar, bayramlar, cumalar Mekke'den, Medine'den çok farklı değil burada. Türk, Arnavut ve Boşnak camileri dışında tüm cami ve mescitlerde hatimle teravih kılınıyor. Mescitlerde itikafa giriliyor. Açık alanlarda rahatça ibadet etmekten kimse çekinmiyor. Ve diğer Müslüman kardeşlerimizin bize bakış açılarını da öğrenmiş olduk. Bir mescide ilk defa gittiğimiz zaman genelde yeni birisi geldiği zaman ilgileniyorlar ve soruyorlar, kimsiniz, nereden geldiniz filan diye. Yakın zamanda geldiğimiz ve Türkiye'den olduğumuzu öğrenince mescidin imamı bize aynen şöyle demişti: Türkiye'de Fırak-ı Dalle ilan edilen grup siz misiniz demiş ve bundan sonra da bir daha bizimle ilgilenmeyi kesmişti. Diğer Müslüman kardeşlerimizden öğrendiğimiz önemli şeylerden birisi de imamlar meselesi. İmamların neredeyse tamamı Selefi, ya Suudi Arabistan'da, Medine'de Camiatül İslamiye'de eğitim almışlar veya Pakistan'da eğitim almışlar. Az da olsa burada yetişmiş, başka İslam ülkelerinde, Mısır gibi, Fas gibi, Tunus gibi İslam ülkelerinde eğitim almışlara da rastlayabiliyoruz. Muhterem Hazırım, bunları arz ettikten sonra sonuç olarak neler öğrendiğimi, hicretin bize neler öğrettiğini özetleyecek olursak, hicret bize hayata dair pek çok şey öğretti. Ülkeyi terk etmenin, mülteci olmanın zorluklarını, hak ve adalet için pek çok şeye katlanmamız gerektiğini, dostluklara ihtiyacımız olduğunu, hesap vermenin çok zor olduğunu ve zulme uğrayanların sadece biz olmadığımızı öğretmiştir. Hicret bütün ön yargılarımızı yıkmıştır. Yabancılarda da insani meziyetler olduğuna sahip olduklarını öğrendik. Komşuluk ilişkilerinin güçlü, ahlaki değerleri olduğunu, herkese saygılı, çocuklarını iyi yetiştiren, yaşam disiplini olan insanlar olduğunu öğrendik. Onlardan alacağımız pek çok şeyin olduğunu da öğrenmiş olduk. Bunun dışında kendimize gelince arkadaşlarımız travma geçiriyor, yaralar alıyorlar. Aldığımız yaralar kapasitelerimizi genişletiyor, farkında olmasak da biz. Yaralanmadan büyümemiz mümkün değildi. Ayrıca bir İslam ülkesinde yaşayarak güneşin doğup battığı her yeri hedef haline getiremezdik. Bunu sıradan meziyetlere sahip olarak da yapamazdık. Dünya eğer bir değişime hazırlanıyorsa, bu değişim sancılı olacak ve birden değil, yavaş yavaş olacaktır. Bunu da bilmemiz gerekiyor ve acele etmememiz gerekiyor. Adil Batı ülkelerinde Müslümanca yaşanabileceğini bizatihi öğrenmiş olduk. Tüm dünyaya yaşantımızla gerçek Müslümanlığı gösterebilir ve İslam'a olan bakış açılarını olumluya doğru değiştirebilirsek bunu başarmış oluruz kanaatindeyim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bu arada Kanada ile alakalı birkaç resim koymak istiyorum. Eskimoğulların ülkesi olduğunu gerçekten bilmiyorduk. Eskimoğulların Kızılderililerin kuzey bölgelerinde yaşadıklarını ve hala geleneksel hayatlarını devam ettiklerini söyleyebiliriz. Ve şu anda sonbaharı yaşıyoruz. Sonbaharda Kanada'nın meşhur şu bayrağını hatırlayacak olursunuz. Sokaklar hep bu bayraklarla dolu. Bu çınar benzeri akça ağaç denen, burada maple dedikleri bir ağaç. Şu anda Kanada sokaklarından bazı resimler adeta böyle cennet asa yerler gibi romantik sokakların olduğunu şu anda söyleyebilirim. Ve bu maple ağacı Kızılderililerce kutsal sayılan bir ağaç. Gövdesinden şöyle bir reçine çıkıyor. Bu reçineyi eğer almazlarsa ağaçlar çatlayıp devrilebiliyor. Kış çetin geçtiği için ağaçlar kardan çok ciddi su çekiyorlar gövdelerine. Nisan ayında bu suyun boşaltılması gerekiyor. Eğer boşaltılmazsa bazı ağaçlar çatlayabiliyor. Şu manzaraları görebiliyorsunuz. Kovalar bağlanıp gövdesinden alınıyor. Hatta çocukların bizzat ağaçtan o şurubu içtiklerini de söyleyebiliriz. 40 litreden 1 litre şurup çıkartıyorlar. Şimdilerde ise böyle daha endüstriyel hale getirip borularla bir merkeze bağladıklarına da şahit oluyoruz.
Kanada hakkında bir de şunu da söylemek lazım. Somon balıklarının göçleriyle meşhur. Somon balıklarının ana vatanı Kuzey Amerika'dır. Burada doğuyorlar. 3-4 yıl okyanuslarda yaşadıktan sonra Pasifik veya Atlantik'te tekrar yumurtlamak ve ölmek için bu ülkeye geliyorlar ve doğdukları yerde yumurtlayarak ölüyorlar. Yabani hayvanların yem haline geliyorlar ve somonların da hicretleri çok meşhur, dünyaca bilinen bir hicret bizim hicretimize benziyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sabrınızı suistimal etmemiştim inşallah. Teşekkür ederim.